serginin ilk ortaya çıkışı esasında Mart ayında bu yıl Kültürel Miras Yılı vesilesiyle Büyükada Rum Yetimhanesi'nin dünyadaki 7 tehlike altındaki kültür mirası listesine girmesiyle başladı bu süreç. Aynı dönemde paralel olarak Tasarım Bienalinde konusu ilan edilmişti, okulların okulu. Ve okullar okulu dendiği zaman gerçekten benim aklıma ilk gelen şey bu yapı oluyor. Çünkü sadece bir hayat okulu değil, yetimhane olmasından kaynaklı olarak. Ama aynı zamanda bir kültür mirası ve bir kent hafızası esasında. Hepimizin adalarda bildiği bir hafızanın bir parçası. Dünyanın ikinci en büyük, Avrupa'nın da birinci en büyük ahşap yapısı bizim kentimizde ve onun etrafında dolanıyor hayatlarımız. Dolayısıyla ondan öğrenecek çok şeyimiz olduğunu da düşündüğüm için bir öğrenme sürecinin parçası olarak bunu etüt etmeyi düşündük. Aynı zamanda ilginç bir şekilde bu serginin Galata Rum Okulu'nda olması da Galata Rum Okulu'nun tarihiyle ve yaşadıkları iki okulun yaşadığı ortak geçmişle de bağlantılanıyor. Dolayısıyla içine girilemeyen bir binayı bir dönem içine girilemeyen başka bir okulun içerisine yerleştirerek izleyiciye bu tip bir deneyim yaşatma düşüncesi vardı. Çünkü bir yandan da karşımızda öteki olan ya da bilinmeyen olanı anlamanın tek yolu onu kendimizi onun yerine koymaktır bir noktada. Serginin başlığından da anlaşılacağı gibi etüt etme kavramını biz çok düşündük. Çünkü Galata Rum Okulu da bir okul. Dolayısıyla üzerine çok az yazılıp çizilmiş bir tarihi birazcık virgülle açarak bilinmeyen bir tarihe bir ışık tutmayı etüt ediyoruz aslında. Dolayısıyla ikinci kata çıktığımız zaman ikinci kat biraz etüt katı olarak düşünüldü. Etüt katında kısa tarihsel bilgilerle aslında yetimhanenin başlangıcından şu anki haline kadar kısa bir özet geçiyor. 1903 yılında yetimhane ilk olarak açılıyor. 150 çocukla açılıyor ve sadece iki katı kullanımda. Birinci Dünya Harbi'nden öncesinde kısa bir eğitim hayatları var. Bir yandan aslında hayat okulu dememizin sebebi bir yandan meslek edinmeleri için binanın içerisinde kundura atölyesi, işte marangozhane, terzi atölyesi gibi böyle farklı bölümler açılıyor. Ki çocuklar bir noktadan sonra hayatta kalabilsinler ve hayata iyi yetişebilsinler diye. Üst katlara çıktığımızda sergideki sanatçılardan Ali Kazma, Murat Germen, Dilek Winchester ve benim işim var. Bu daha çok esasında çeperinden görülen, hep uzaktan izlediğimiz o tepede süzülen bu binayı içerisinden anlamaya, çalışmaya itiyor. Murat Germen'in fotoğrafları binanın alt katından üst katına çıkar gibi her merdivende büyük boyutta var. Bir yandan binanın devasalığıyla da bir yandan paslaşıyor. Çünkü kendimizi hangi yaşta olursak olalım yine çocuk hissettiren bir boyutu var. Üçüncü kata geldiğimizde Ali Kazma'nın Yetimhane başlıklı filmi var. Yetimhane filminde dediğim gibi çeperinden içeri doğru giren ve hiç kimsenin göremeyeceği ve binanın gerçekten yaşayan bir organizma olduğunu aslında kanıtlayan bir film. Üst kata geldiğimizde dördüncü kat aslında serginin son katı ve gerçekten Galata Rum Okulu'nun da çatısına çıkan kat. Dolayısıyla yetimhanenin çatısıyla bitiriyor ve esas bilançoyu bize gösteriyor. Özellikle Murat Germen'in yıkılmış olan ve çok büyük hasar görmüş olan çatısının olduğu fotoğraflar var. Bu biraz bizim de faniliğimizi hatırlatan bir şey. Çünkü bu binanın başına gelen ve kurtarılamayacak olursa eğer, umarım olmaz, hepimizin başına gelebilecek de bir durumu hatırlatıyor. Dolayısıyla biraz buna bir virgül açıyor. Benim işimin ismi Dalgaların Dalgası. Bu biraz ayağımızın altından çekilip alınan gerçeklik hissiyle ilgili. Binanın içerisinde çalıştığımız dönemde ahşap olduğu için çok hareket ediyordu zemin. Sanki böyle yaşayan bir canlının içinde yürüyormuşuz gibi bir hissiyatı vardı. Dolayısıyla beklenmedik bir noktadan dev bir dalga binayı sarıyor ve diğer taraftan çıkıyor aslında. Şu halıyı ayağımızın altından çekip alıyorlar gibi. Son olarak Dilek Winchester'ın eseri. Dilek esasında çoğunlukla hafıza ve yazılı tarih, silinmiş tarih üzerine odaklanan bir sanatçı. Binanın ses kayıtları üzerinden yeni bir iş ses enstalasyonu üretti. Bunun yanı sıra ıhlamur ağacı başlıklı bir yerleştirmesi var. Yerleştirmede binanın içerisinde tamamıyla yamulmuş bir oda görüyoruz.
bu odanın penceresinden, yamulmuş penceresinden yola çıkarak yamulmuş çerçeveler içerisinde boş kağıtlar görüyoruz. Bu kağıtların içinde güzel yazı defterleri ve müzik defterleri çizgileri var. Ancak içerisi boş çünkü depreme uğramış bir tarihin sonucunda içini dolduracak kimse kalmamış. Ihlamur ağacı olmasının sebebi de bir anekdottan geliyor. Çünkü çocukların bir dönem okuldayken ıhlamur ağacının etrafında dönerek bir şarkı söylendiği yazılıydı. İlginç olan bağlantısı şu, kayıp bir ülkeden bahsederek bu şarkıyı söylüyorlar. Ama bir iki yıl sonrasında hem kendileri mekansız kalıyor, hem binada hem din ve politika yetimi ne dönüşüyor. Dolayısıyla böyle trajik bir bağlantısı da var bir noktada. O yüzden sergideki son işte bu şekilde bu depremi anlatıyor.